Arkadaşlar merhabalar bu videomda geometri full tekrar kampının 5. gününün 2. videosundayız. Yani alan günündeyiz. Bu ikinci videoda ne yapıyoruz? Alanla ilgili yeni nesil ağırlıklı soruların çözümlerini yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 45, 46, 47 ve 48'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere. Daha doğrusu dersimize başlayalım. Örnek 15'te kalmıştık. Bakalım ne diyor örnek 15? ABC üçgen ve oranlama verilmiş. Şöyle A ile EC birbirine eşit. Şurası A iken burası 2A verilmiş. A2A A ve şurası B iken burası da 3B verilmiş. B'ye 3B. E hocam biz neyi biliyoruz böyle hatta buralara da CC diyelim. Biz neyi biliyoruz böyle içeride bu oranlamalar olduğu zaman hani birer atlayıp gidiyoruz böyle çarpımları artı şu üçünün çarpımı bölü. Sonra 3A 4B ve 2C çarpımı bana küçük üçgenin alanı bir de bölü büyük üçgenin alanı veriyorlar. Ama burada bize o sorulmamış. Şu üçgen BFD Bak BFD üçgenin alanı ve DEC üçgenin alanını istemiş bizden. İşte burada formül maalesef olmuyor. Şuradaki alanı da bize 15 olarak verilmiş. Ben tüm alanı bulabilirim formülden yapacak olursam. Gi, formülle geldiği zaman da formülsüz yapmayı tercih ediyorum. E ne yapacağım burada? Hocam bu köşeye göre bakacak olursam. Bu köşeye göre bakacak olursam eğer şu üçgenle büyük üçgende şu kenarları çarparaktan. Hani kaseler çarptığında doğru olacak şekilde yazıyoruz ya tüm alanı bulabilirim. Sonra bu üçgene bakacak olursam bu üçgenle büyük üçgende şu kenarlar çarpımına göre şu açıya bakaraktan yazabilirim. Şu üçgenle büyük üçgendeki oranlamayı. Sonra şu üçgende de neye bakarak yazarım? Hocam şuradaki açıya bakarak yazarım olayı. Yani şu katsayılar çarpımından bu alanı bulurum. Sonra büyük katsayılar çarpımından da büyük alanı bulabilirim. Yalnız büyük alanı hepsi, hepsinde kullanacağız ya. A köşesine göre baktığın zaman şuradaki çarpımlar ne? Hocam A köşesine göre baktığınız zaman 3 kere 2 6. Burası 6. Sonra B köşesine göre baktığınız zaman şu 4 kere 3 12. B köşesine göre baktığınız zaman çarpanın 12 olması lazım. C köşesine göre baktığınız zaman da 4 kere 2 8 olması lazım. C köşesine göre, göre de baktığınız zaman 8 tüm alan E hocam 6'nın 12'nin ve 8'in çarp, ortak çarpanını bulmak lazım. Yani bunlar nerede birleşiyor onu bulmak lazım. Çünkü ben A köşesine göre baktığım zaman 6'nın katı yazacağım. B köşesine göre baktığımız zaman 12'nin katı. C köşesine göre baktığımız zaman zamanda 8'in katı şeklinde yazmam, yaz, yazmam lazım. O yüzden rasyonel sayıyla uğraşmamam lazım. E o zaman bunlar kaçta birleşiyor? 48'de birleşmiyor mu? Evet. Tüm alana ben 48A diyeyim. 48A'yı bu, bulmam için o zaman burası 3 ve 2 çarpım var ya. 3 ve 2 çarpımını bir de bunu neyle çarpmam lazım? 8 ile. O zaman bunu neyle çarpmam lazım? B köşesine göre baktığımda 4 ile C köşesine göre baktığım zaman da 6 ile çarpmam lazım. O zaman A köşesine göre bakarken şu katsayılar çarpımın 8 katı değil mi? Yani 3 kere 2, 6, 8 ile çarparsam 48 A'yı elde ediyorum. O zaman buradaki katsayılar çarpımının 8 katı olacak şu köşeye göre baktığımda. 2 kere 1, 2, 8 katı 16 A olur burası. Bak. Sonra bu köşeye göre baktığım zaman B köşesine göre baktığım zaman şu katsayılar çarpımın 4 katı o zaman bu katsayılar çarpımın 4 katı Burası 4A olur. O zaman C köşesine göre baktığım zaman çarpı 6 demem lazım. Çünkü 2 kere 4 8 ya 48 a elde etmek için 6 ile çarpıyorum. C köşesini de 1 kere 3 3 bir de 6 ile çarpacağım o zaman 6 kere 3 de 18 a yaptı burası. E ben burada kalanları buldum. Tüm alan 48 a 16 on, 16 4 daha kaç yaptı 20 18 daha 38 yaptı o zaman buraya da 10 a mı kaldı? Evet e böylelikle 10A'nın ben 15 olduğunu buldum. A'yı da böylelikle 15 bölü 10 buldum. Yani 5'e bölü 3, 5'e bölü 2 şeklinde buldum. Bizden şu alanlar toplamı isteniyor. Yani 22A isteniyor. 22 çarpı A yerine de 3 bölü 2 yazarsam eğer şunlar şunlar sadeleşti. Işte 11 cevap da kaç yaptı? 33 yaptı. İşte formülsüz bu şekilde yapılıyor. Ama her köşeye göre baktığında şu üçgenlerin alanlarını da bulmak lazım. Her köşeye göre baktığında ortak çarpan nerede birleşiyor ona da bakmak lazım. Güzel bir soru. 15. soru 33 çıktı. Geldik 16. soruya. E ne var burada? Benzerlik var hocam. E benzerlik bak şu üçgenle Büyük üçgende eşit iki açı var. Ortak açı kalıbı. Hocam burada açı ortak açı. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi. Nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgiyi yazdım. Noktanın karşısı 6 iken noktanın karşısı 10 oldu burada. Benzerlik oranı 6 bölü 10. Yani 3 bölü 5. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşitti. 9 bölü 25. Yani 9 A ise burası. Burası 25 A değil. Dikkat. Çünkü iç içe üçgenler ya. Bu üçgenle büyük üçgen benzer. Yani burada burası 9 A ise tamamı 25 A olacak. O zaman buraya ne kalıyor? 16A kalıyor. Şimdi burada zaten ADE S1 ABCDE bu dörtgen alanında eski verilmiş. S1 bölü eski isteniyor. O da 9 bölü 16 çıktı mı? Çıktı. Cevap C an oldu. Örnek 16'da. Geldik örnek 17'ye. Örnek 17'de G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi demiş. Şimdi ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam şunlar birbirine eşit. Bir de burada 1'e 2 oranlamalar olacak. A 2A B 2B oranlamalarını da yazalım. Peki bunlar paralel verilmiş. Hocam ağırlık merkezinden geçen burada da şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. E şimdi şu paralelliğe bakalım. Hocam şu üçgende çok güzel bir şey çıktı meydana. Bu üçgende ne var? Hem paralellik var hem eşitlik var. O zaman orta taban çıktı. Yani şunlar da birbirine eşit oldu mu? Oldu. Yani ben buraya a, -A dersem burası ne oldu o zaman? Bak 2a 2a oldu. Hatta a'ları kullanmışız. n n dersem burası ne olacak? 2n olacak. Şimdi tüm alanı vermiş. K, E, G, D. K, E, G, de Şuradaki alan isteniyor benden. ve bir yerden başlayalım şimdi. Alan dağıtmaya başlayalım. Nereden başlayalım? Vallahi şimdi bir ağırlık merkezinde bir üçüncüyü de çizip de böyle altı eşit parçaya böldüğünü ama şuradaki alanı nasıl parçaladığında sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden burada alan dağıtımı yapalım. E şimdi burada küçük üçgenden başlayalım bence. Şuradan başlayalım bence. 2 bölü 3 oran var burada. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Yani buraya 4A dersen tamamı 9A. Buraya ne kaldı? 5A kaldı. E sonra alan dağıtalım. Hocam burası 3N. Bak dikkat et. 3N. 3N'deki tepe noktası E'ye göre baktığımda 9A ise N'deki de burayı bulabilirim ben. 3N'deki 9A ise 3 katı 3 katı. O zaman burası 3A olacak. Sonra çizgideki alana bak şimdi. Dikkat ya da şuradan B'den 2B'ye alan dağıtalım. B'deki alan 4A ise 2B'deki alan tepe noktası A'ya göre baktığım zaman 8A olur. Ondan sonra 2A'daki alan 8 ise tepe noktası C'ye göre bakıyorum. 2A'daki kalan 8 ise A'da kalan da kaç olur? 4A olur. Şimdi tüm alan 12A burada. 12A burada. Toplam 24A bize 120 verilmiş. O zaman A'yı buradan 5 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Bu alan isteniyor. Yani 5A isteniyor. A yerine 5 yazdığımızda cevap 25 çıkar. Ağırlık merkezi sorusu ama ağırlık merkezindeki şu klasik dağıtmayı burada uygulayamadım. Uygulayamadığımız zamanlarda ne yapıyoruz? Bildiğimiz klasik alan dağıtma yöntemini uyguluyoruz. Örnek 17 Cihan geldi örnek 18'e. Eni 2 kök 3 birim olan dikdörtgen şeklindeki şerit üzerindeki kesikli çizgi boyunca katlandığında A, D ve E köşeleri şekildeki gibi F noktasına da çakışıyor. Evet şöyle katlamışız. Katlama sorularında biz ne yapıyorduk? Öncelikli olarak katlamayı geri açıyorduk. Şu katlamayı geriye doğru şöyle bir açalım istersen. Şu katlamayı açıyorum bak şöyle. Bu da buraya geldi. Buradaki katlamayı da şöyle açıyorum. İnşallah düzgün bir şekilde açalım bakalım şunu da. Şöyle ve şöyle geldi mi geldi. Ve ben buranın ne olduğunu biliyorum. İki kökücü olduğunu biliyorum. Ve burada da bak şöyle şöyle alttaki çizgiler de şu şekilde olmuş oldu. Şu çizgi boyunca katlamış oldum. E, ee, bu katlamada arkadaşım ne olacak burada? Sen bunu alıp şu şekilde katladın ya. Üstte binen kenarlar eşit, üstte açılar eşit değil mi? Evet. E o zaman buradaki açılar kesinlikle ama kesinlikle birbirine eşit olmak zorunda. Başka burada FMN eşkenar üçgen. Ha, şurada bir eşkenar üçgen oluşmuş. Değil mi? D v köşeleri çekildikleri gibi F noktasına çakışıyor. F, N, M'yi de bize kaç vermiş? Eşkenar üçgen vermiş. Eşkenar üçgen olduğu için açıları da şöyle bir yazalım mı? 60, 60, 60 yazalım. E hocam şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. O zaman burası da 60 derece yaptı. E burası 60 derece ise bu açılar da birbirine eşitse. burada açılarımız da 60'ar er derece yaptı. Şöyle 60, 60 göstereyim. Şimdi eşkenar üçgenin alanı bir kenara A ise A kare kök 3 bölü 4 eşittir. 4 kök 3 ise şunlar şunlar gitti. 16'tan. A kare eşittir 16'dan A'yı da buradan kaç bulduk? 4 bulduk. A buradan 4 geldi. Güzel. A'yı 4 olarak yazalım. 4, 4, 4. Şurası 2 kök 3. Katladığın zaman burası 2 kök 3. Tamam. Başka burada ne yapabilirim? Şuraya bakalım. Burada küçük bir üçgen oluştu ama bak. Dikkat et. Ters açıdan dolayı burası 60. E burası da 60. Burası da 60. Burada da bir eşkenar üçgen oluştu. Bak şurada bir eşkenar üçgen oluştu. Şurası dik olan uzaklık 2 kök 3'e sen bu eşkene üçgende bir tane dik çizsen bu eşkene üçgende burası 2 kökü eğer 60'ı karşı 2 kökü ise 30'u karşı 2'dir burası da 2'dir. Şunun bir kenarı da 4 mi yaptı evet yani şurası da 4 birim 4 birim şeklinde oldu. E ee, arkadaş burası da 4 oldu şekli biraz dengesiz olmuş ama olsun. Burayı da 4 burayı da 4 burayı da 4 buldum hatta burası da 4 birim. Hatta şuradan da dik çizsek şöyle. E, hocam burası da aynı şekilde. 4 birim 4 birim 4 birim 2'ye 2 şeklinde çıkacak mı? Çıkacak. E, şurası dörtgen. Bak ne buldum? Şurası dik çizdim. Buraya dik çizdim. 2 birim burada. 2 birim burada. 4 de burada. 4 2 2. Toplamda burası da 8 birim mi yaptı? Evet. Şimdi katlamada üst üste binen kenarların da birbirine eşit olduğunu biliyorum ben. Dikkat dikkat. Hocam bu katlamada şu buraya gelmeyecek mi? Evet. Burası toplamda kaç? 4 4 8. E hocam burası da 8 oldu. Aynı mantıktan dolayı şurası 8 ise katlamayı açtığın zaman burası da 8 oldu. DE uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Yani buradaki uzunluk soruluyor bize. O da kaç yaptı? 3 tane 8 yaptı. Yani 24 yaptı. Örnek 18 böylelikle denizli oldu. Şekildeki uzunluklarda biraz dengesizlik olmuş ama idare verin artık. Şurada umarım inşallah buradaki eşkenarlığı falan da fark etmişsinizdir. Çözümde çok küçük bir yer olduğu için böyle sıkıntılı anlattık biraz ama... İdare ediverin artık. Tamam. Örnek 18 Denizli geldik. Örnek 19'a. Hepçil, etçil, otçul ve, üret, ve üreticilere ait bölgelerin alanları sırasıyla 1, 3, 21 ve 29 ile orantılı verilmiş. Arkadaş burası A, burası 3A, burası 21A, burası da 39A verilmiş. Şimdi benzerlik alan ilişkisini biliyoruz. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Tam tersi alanlar oranının karesi de benzerlik oranına eşit olmaz mı? Olur. Şurada benzerlik oranı şu. E, alanlar oranına bakacak olursak A bölü 3A değil. Dikkat et. A bölü tamam benzer ya 4A. A bölü 4A'nın kare bakalım. 1 bölü 4'ün kare 1 bölü 2 yapar. Yani burası A iken burası da A mı yapar? Evet A iken 2A yapacak. Yani buraya daha kaldı. Şimdi şuna bakalım. Hocam A iken şurayı bulmam lazım. O zaman şuradaki üçgenin alanı A iken bunun tamamına bakacağız. A iken tamamı da kaç yaptı? 25A yaptı. A bölü 25 A'nın karekökünü yapacak o zaman? 1 bölü 5 yaptı. A iken tamamı 5 A yapacak burası. 2 A'sı buradaysa buraya 3 A kaldı. Şimdi burada yine A iken tamamına bakalım şimdi. De. Hocam tamamında bu sefer mavi kalemle göstereyim. İşte A bölü bilmem neyin karesi de alanlar oranı. A bölü tamamı olacak. E şimdi şuraya bakacak olursak da burası kaç A'dı? Burası 39 A olarak verilmişti. Şöyle 39. Evet, burası da 25'ti. 39 ile 25 toplarsan 64. Yani 1 bölü 64. 1 bölü 64. A yani kare de 1 bölü 8 yaptı. Yani A iken tamamı 8A oldu. E o zaman burada 5A ya. Buraya da ne kaldı? 3A kaldı. Şimdi benden bu oran isteniyor. CD bölü GH. Bakıyorum. CD. O. Şu. CD istenildiği için şuna bakacağız. Burası xken iken burası ne oldu? 2X oldu. 1 bölü 2'den dolayı. Sonra 1 bölü 5'ten dolayı x ise 5x olur burası. Sonra 1 bölü 8'den dolayı burası da 8x olur. Şimdi cd'ye bakıyorum. cd bölü gh. cd bölü gh. Yani 2x bölü 8x. 2x bölü 8x artı gh bölü ef. gh 8x bölü ef. 5x. 8x bölü 5x isteniliyor bizden. Arkadaş bunlar ne oldu o zaman? 1 bölü 4 yaptı burası? Artı 8 bölü 5 yaptı. Bunu 5 ile genişletelim. Bunu 4 ile genişletelim. O zaman 5 artı 4 kere 8 32. 32 ile 5 toplarsam 37 yapar. Aşağısına kaç yaptı? 20 yaptı. Cevap 37 bölü 20 yapar. Yani 19. soru akçay oldu. Nasıl ki benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşit diyebiliyoruz. Tam tersi alanlar verildiğinde de uzunlukları yazarken benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit ya alanlar oranının karekökü benzerlik oranında eşit deyip işlem yapacağız gençler. Evet geldik örnek 20'ye. Yukarıda şekil 1'de ABC üçgeni veriliyor ve oranlamalar verilmiş. Hemen burası 3A buraya 2A yazalım. BE hemen 3A burası da 2A başka. Burası da B iken burası da 2B verilmiş. BE 2B'yi yazdık. Katlama verilmiş katlama da eski haline geri açıyorduk. Açtık şöyle bir üst üste binen kenarlar birbirine eşit üst üste binen açılar birbirine eşit. Hatta burası B 2B'yi yazdım. Burası da 3A burası da 2A'yı yazdım. Sonra bizden ne isteniyor? A B üstü bölü B üstü C isteniyor. Oo, buradaki oranlamayı bulmak için ne yapmak zorundayım? Hocam şöyle şu çizgiyi de çizecek olursam. Eğer ben şuradaki alanların oranını bulursam. Buradaki tabanlar oranını da bulurum. O yüzden bana bu çizgi de lazım. Aa, katlamada da bu çizgi aynı şekilde üst üste binen kenarlar eşit olacak ya. Bunlar da birbirine eşit oldu mu oldu? Şimdi o zaman alana gireceğimiz belli. Şurada oranlamalardan üçgen oluşturup alan da dağıtabiliriz ama şuradaki açıya ait bir alan dağıtma yapabiliriz. 3 kere 1 3 burası 3'ün katıyken 5 kere 3 15 tüm alan 15A oldu diyebiliriz. Hatta buraya da 12A kaldı diyebiliriz. Tamam burası 3A iken tüm alan 15A bunu biliyoruz. Geldik buraya hadi burada küçük üçgenden dağıtmaya başlayalım. Ben buraya B alanı dersem burası da B alanı olur. Çizgideki çizgideki. 3'teki alan 2'ye dağıtacağım ya. Keşke 3'ün katı olsaydı. Dağıtamadığımız yerde dağıtamadığımız tabanla çarpıyorum. O yüzden burayı ben BB değil de 3B'ye 3B desem daha sağlıklı olacak. Hocam 3, adaki ada kalan 6B ise 2 katı 2 katı. O zaman burası 4B olur. E sonra şuraya gelelim. A, ben buraya 3A biliyordum. O zaman buraya 3A eksi 3B kaldı. Çizdiği kalan 3A eksi 3B ise burası da 3A eksi 3B yapar. E şimdi B'den 2B'ye de alan dağıtalım. B'de kalan 6A eksi 6B. 2 katı 12A eksi 12B yapar. E sonra ne yapacağız? Tüm alanı kullandık mı? Kullanmadık. 15A tüm alan. 15A. Burada da topla bakalım bunu. Hocam burası 10B artı. Burası da 6, 6, 6, 6A eksi 6A eksi 6B. 12A eksi 12B. Toplamda 18A eksi 18B yapar. 15A'yı buraya atalım. Yani burası 3A yapar. E, burası eksi 8B yaptı. Öbür taraf attım. 8B yaptı. O zaman B alanı 3S iken A alanı da 8S diyebilirim. Şimdi gel burada B'ler A'lar yerine S'leri yaz. Hatta daha rahat anla diye şu alt tarafa da çizeyim ben o şekli. Şöyle şekli çiziyorum. Ve ben neyi bulmaya çalışacağım? Şuradaki oranı bulmaya çalışacağım. Şimdi bizim buradaki alanımız neydi? 10B. Dikkat şurası topla. Burası ne? 18A eksi 18B. 18A eksi 18B. Gel burada. Burada B yerine ne yaz? B yerine 3S yaz. B yerine sen 3S yazınca o zaman burası 3S yazdığında 30S oldu burası. B yerine 3S yazdın. A yerine de 8S yazdın. 144 eksi 54 o da 90 yapıyor galiba. Evet burası da 90 oldu. E hocam alanlar oranı 30S bölü 90S tabanlar oranına eşit olacaktır. Bu da 30S bölü 90S'den dolayı cevap 1 bölü 3 çıktı mı çıktı. Evet gerçekten hoş bir soru. Alan değil ama alandan yapılacağı şuradan belliydi. Şu oranlamaları bulmam için alanlar oranı bulmam lazım dedim. Bazen de böyle çaktırmadan alanı da kullandırır. Gerçekten hoş bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Dört farklı renkte üçgen şeklindeki ahşap bloklar veriliyor. Evet burası S verilmiş. Burası M verilmiş. Yeşil olan Y kırmızı olan da K olarak verilmiş. Şimdi burada bunların toplamının oranlaması isteniyor. E ne yapacağız? Normalde paralel doğrular verildiğinde biz alan kaydırma olduğunu biliyoruz. Tabanı sabitle tepe noktasını buraya oynat. Şu şekilde alanlar eşit olduğunu biliyoruz. Ee, ama burada öyle bir şey yok maalesef. Burada iki paralel doğru arasında ters düz üçgen var. Ben bu paralel doğruyu nasıl kullanırım? Yükseklere eşit. yükseklere eşitliği kullanacağım. E, ama burada burada da yükseklere eşit. Burada da yükseklere eşit kullanacağım. O zaman şuradaki yüksekler oranı lazım olacak bana. E 6 12 16. Hocam burada 6 artış var. Alttan 12. 12'den 16 ya da 4 artış var. Temel orandan bulabilirsiniz ama o artış azalıştan da yapabiliyorduk bunu. Yani burası 6 bölü 4 oranı olacak. 6 bölü 4 3 yani 3 a'ya 2 a oran demek değil midir? Evet. Şimdi gel buraya. Buraya 3'e 2 oran varsa buradaki yükseklik 3 h ise bunu böyle uzattığımda yani onu buradan çizeyim kafan karışmasın. Burası 2 h diyebilir miyiz? Evet. Mavideki yükseklik 3 h. E, buradaki sarıdaki yükseklik de zaten bak 3 h. Çünkü aynı paralel orada. E kırmızıdaki yükseklik 2H. Bak burada da kırmızıdaki yükseklik. Burası da kaç yapıyor? Burası da 2H yapıyor. Şimdi gel. M alanını yaz bakalım. M alanı. M. 12 çarpı 3H bölü 2. 12 çarpı 3H bölü 2 artı. Sonra Y. Y alanını yaz. Yeşili yaz. O da 12 çarpı 2H bölü 2. 12 çarpı 2H bölü 2. Şöyle düzgün yazayım. Ondan sonra bölü kırmızı. Yani 16 çarpı 2H bölü 2 artı sonra sarı. Sarı alanda 6 çarpı yüksekliği 3H bölü 2. Bu 18H yaptı birincisi. Sonra burası 12H yaptı. Bölü aşağısı 16H yaptı. Artı aşağısı 18 bölü 2'den 9H yaptı. Cevap da 30H bölü 25H yapar. H'lar sadeleşti. 5'e bölsen 6, 5'e bölsen 5. Cevap da 6 bölü 5 yaptı mı? Yaptı. Arkadaş gerçekten güzel bir soru bak. ÖSYM bu ayarda bir soruyu karşına çıkarabilir. Böyle soru tarzı yani e, çok az var. En azından bu şekilde çözülebildiğinde gör. Yani bu bu konuyu yani yamuk dörtgen içerisinde sorabilir. Hem dörtgeni hem de alanı bu şekilde kalıştırabilir. Ama tamamıyla nereden çıktı cevap? Üçgen bilgisinden çıktı. Gerçekten çok hoş bir soruydu. Lütfen bu soruya dikkat. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıda verilen üçgen şeklinde karton B ve C köşelerinden sırasıyla K, L ve MN doğruları boyunca katlandığında B ve C noktaları burada çakışıyor. Bazen katlamayı gösteremeyebilir. Bu böyle katlandı. Bu buraya gelmiş, bu da buraya gelmiş. Yani senin bu üçgen buraya geldi. Şuradaki üçgen de buraya geldi. Tamam. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. E, hatta şu kenarlarda birbirine eşit. Hatta bunlar açıortay. Aynı şekilde bu da açıortay. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Şu kenarla da şu kenar katlamadan dolayı birbirine eşit. Hatta üst üste binen açılar eşit ya. Aynı doğru üstün olduğu için 90'a 90. Bu da aynı mantıktan 90'a 90 oldu. BK'yı 4 vermiş. EOZAN burası da 4. MC'yi 12 vermiş. EOZAN burası da 12. Ondan sonra BAC açısını vermiş bize. BAC açısı da hop 120 derece olarak verilmiş. E arkadaş ben buraya alfa alfa dersem şuraya da beta beta dersem hocam burada ne geliyor buradan? Ne geliyor buradan? Alfa beta ve 120'nin toplamı büyük üçgende güzel bir şey geliyor. Alfa beta ve 120'nin toplamı 180 olduğundan Alfa artı beta kaç geldi? 60 geldi. E burada 2 iç açı 1 dış açı. 2 alfa 2 iç açı 1 dış açı. 2 beta. Hocam 2 alfa artı 2 beta da kaç yapar? 2 alfa artı 2 beta da 120 yapar. Alfa artı beta 60 olduğundan. 2 alfa artı 2 beta 120 ise o zaman buraya 60 kaldı. Ana şu üçgenin alanını artık ben bulabilirim. Nereden? 4 çarpı 12 çarpı sinüs 60 bölü 2'den. Ama ben böyle sorularda orada da sinüsünü kullanmam. 4 ve 12 var ya. E ne yapalım? Bir çizerim yüksekliği. 90'ın karşı 4 30 karşı 2. Burası da 2 kök çıkar. Taban 12 iken yükseklik 2 kök 3 olur. Bölü 2 de cevap da 12 kök 3 olarak çıkar mı? Çıkar. Cevap denizli oldu 22. soruda. Geldik 23'e. ABC dik üçgeni yani 90 derece dik üçgen burası. Dik üçgen biçimdeki bir kağıt şeklindeki gibi doğrusal çizgilerle eşit alanlı 5 üçgene ayrılıyor. Evet eşit alanlı 5 üçgene ayrılmış. Şurası C olacak. Sonra A, D, X nedir diye soruluyor. Bak alanları yazalım. A alanı, A alanı, A alanı, A alanı, A alanı. E hocam biz şuradaki A alanlarına bakacak olursak alanlar eşitse tabanlar da eşit değil midir? Evet. Yani 6, 6, 6 olmak zorunda. Şu tepe noktasına göre baktığımda. Şimdi ben şuralara baktığımda bak dikkat et. Şu alana ve şu alanlara baktığım zaman da tepe noktaları bu sefer A mı oldu? Evet. Şimdi 3A alanı, A alanı A. Yani alanlardaki oran tabanlardaki oran eşittir. Yani burası Y iken burası da Y'dir. A'da kalan A'da kalan Y Y. 3 A'daki alan da 3 Y olur. 3 Y 6 ise Y'yi biz buradan kaç buluruz? 2 buluruz 2 buluruz. Bizden ADS isteniyor AD. Tamam. Hocam burası 6. Şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. Burası 6 8. E, burası 18 oldu. Burası 10 oldu. Burayı bulabilir miyiz? Buluruz. Hocam burası ortak çarpandan yapalım burası kaç? Hocam 18'in karesi eksi 10'un karesi deyip de yapabiliriz aslında. Tamam yapalım. Soru işareti demeyelim de şuraya A diyelim. A kare neye eşit? 18'in karesi 324 eksi 10'un karesi. Kısa yoldan yapacaktım ama buradan da kolay sayılar geliyor. Bu da 224 mi yapıyor? Evet burayı A'yı kök 224 olarak buluruz. Kök 224 buluruz. E ben bir de burada bir Pisagor bağıntısı yaparsam. X karede de kök 224'ün karesi 224 artı 2'nin karesi de 4. Yani x kare de buradan 228 yaptı. Bak uzun yoldan yaptık ya o çarpanları ayırmamız gerekecek. 4'e bölsen e, 57 geliyor. Bu 4 çarpı 57. O zaman x de kök 4 çarpı 57. 57 daha da 3'e e bölünüyor. 3'e bölündükten sonra 3'e bölsen kaç geliyor? 1 kere 3. 19 geliyor. Daha 57 de ayrılmıyor. O zaman 4 çarpı 57. O zaman bu da 2 kök 57 şeklinde mi yapar? Evet. Yani cevap akçay oldu. Örnek 23 de. Geldik bir sonraki soruya. Matematik öğretmeni Çetin Bey öğrencilerinin defterine bir ABC üçgeni çizdirmiştir. Yukarıya doğru çizelim istersen. ABC üçgenini şöyle bir çizelim. Hop şöyle kalemle çizelim şunu. ABC üçgenini çizdik kardeşim. Tamam sonra ne diyor? ABC üçgenini çizdikten sonra devamını okuyalım. Daha sonra bu üçgenin AB kenarı üzerinde burası 6K burası da 5K olacak şekilde ya da A oranlaması olacak şekilde bir E noktası al diyor. Evet şöyle bir E noktası al diyor. Ve B e ile A E. B E 6 A olsun diyor. Şöyle daha büyük olsun. B E 6 A olsun diyor. A E de 5 A olsun diyor bize. Sonra B C üzerinde de şurası B burası 3 B olacak şekilde. 1 D noktası al ve B D daha kısa olacak. Nerede B C üzerinde alacağım. B D daha kısa olacak. Şurası B'de. B D B dersem B C e, ee, BD'ye B dersem BC uzunluğu 3B olacak. Yani burası 2B olacak. Çetin Bey'in çizdirdiği üçgenin içinde oluşan ADC üçgeni. Şimdi şu ADC üçgeni oldu. Oluşan ADC üçgenin alanı 22. Burada kalan 22'ymiş. ADE üçgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Hadi alan dağıtalım kardeşim. 5A'da küçük üçgenden başlarız alan dağıtmaya genelde. 5A'da kalan 5A ise 6A'da kalan 6A. B'de kalan 11 A ise 2 B'de kalan 22 A yapmak zorunda. E hocam 22 A 22 eşitse A 1 yapar. Bizden de 5 A alanı isteniyor. O zaman 5 A alanı A yerine 1 yazarsak cevap 5 çıkar. Evet örnek 24'ü 5 yani C an bulduk. Geldik örnek 25'e. ÖSYM'nin geçen sene sorduğu sorunun bir benzeri. Dikkat. Bir cep telefonunun internet çekim hızını göstermeye yarayan 50 eşit birimden oluşan üçgen şeklindeki sembolde çekim hızı 11 birimken bu şekilde gösterilmiş. 50 birimdeki tamamı. Çekim hızı birer dakika arayla şekil 2'deki gibi 25 birime çıkıp sonrasında da 5 birime düştüğünde sonrasında 5 birime düşmüş. Bu da 25 birime çıkmış. Buna göre mavi bölgenin alanının yeşil bölgenin alanına oranı nedir diye soruluyor. Aynı şekilde gösterelim biz mavi alan bak şurası değil mi? Evet burası. Burası da kaç birimdeyken gösterilmiş? Burası da 5 birimdeyken gösterilmiş. Şimdi dikkat et. Şurada 5 bölü 10 olan var. Yani şöyle bakacak olursan 1 bölü 2 oran var. Yani şurada 1'e 2 oran olacak. E, a iken tamamının 2a olması lazım. Yani burası da a oldu. E şimdi buranın da 25 olduğunu biliyoruz ya. Burada da 5 bölü 25 olduğunu biliyorum. 1'e 5 oran var. 1'e 5 oran. 1'e 5 oran. Yani 5a olacak tamamı. E o zaman buraya da 3a mı kaldı? Evet. Şimdi benzerlik alan ilişkisini uygulayabiliriz burada. Burada a iken hani 1 bölü 2'nin karesi hemen yazıyoruz. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. E o zaman a iken tamamı 4a olacak. Buraya 3a kaldı. E şimdi 1 bölü 5'e bakacak olursak da 1 bölü 5'in karesi 1 bölü 25. E hocam burası A iken tamamı 25 A olacak. O zaman 4 A'sı buradaysa buraya da 21 A kaldı diyebiliriz. Mavi bölgenin alanı burası A mı yaptı? Evet. A'nın yeşil renkli bölgenin alanında 21 A'ya oranı isteniyor bizden. Cevap da böylelikle 1 bölü 21 yani akçay yaptı 25. soruda. Geldik 26'ya. Aşağıda alanı 54 cm kare olan bir dik üçgen verilmiştir. Bak alanı 54 verilmiş ve hipotenüsü 15 verilmiş. Ben buraya A bunun da tamamına B diyecek olursam eğer normalde 15'in karesi eşittir A kare artı B kare ifadesi geliyor. Bir de A çarpı B bölü 2 eşittir 54 gelmiş. Yani A çarpı B eşittir 108 gelmiş. Normalde ben bu soruyu hem A çarpı B eşittir 108'den hem de A kare artı B kare eşittir 225'ten A'yı B'yi ayrı ayrı bulabilirim. Ne yapacağız? Çarpanlara ayırma tekniğini kullanacağız. A'yı yalnız bırak mesela burada. A dediğimiz 108 bölü B. Gel burada yerine yaz. Ondan sonra çarpanları ayır çıkar. Ama ne uğraşacağız kardeşim? Ne var burada? E 15 varsa hisset kardeşim. Büyük ihtimalle ne üçgendir? Hipotenüsü 15 ise. Normalde 15 görünce 8, 15, 17 gelir ama hipotenüsü 15'te 3, 4, 5'in 3 katı. 9, 12, 15 gelmez mi? Evet burası 9, burası 12. 9, 12, 15 üçgen aklımıza gelebilir. Bakalım sağlıyor mu? Hocam 9 çarpı 12, 108 sağlanıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bir de a kare artı b kare de 15'in karesi de sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Tamam. Bu doğru. Ee, bu kısa kenar. Bu da uzun kenar. 9'u 12. Ya da bunun tam tersi de olabilir. 12'ye 9 şeklinde de olabilir. Ama kısa kenar olduğunu soru burada da biraz şeklen belli etmiş. Tamam. 9, 12, 15 olarak bulduk bunu. Sonra bir katlama yapılmış. Katlama yapıldığında ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Şöyle eski haline geri açalım bakalım şekli. Açtıktan sonra da üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam katladım. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hatta burası 90, burası da 90 değil midir? Bu da açıortay değil midir? Evet. Bizden DE'nin EB'ye oranı isteniliyor. Şimdi biz ne bulduk burayı? 9. Burayı ne bulduk? 12. E 9 12 15 üçgeniydi. Burası da 15 olduğunu biliyoruz zaten. Buradan sonrasında nasıl bir hamle yapabiliriz? Hocam burası y ise burası 12 y değil mi? Evet. Burası da 12 y değil mi? Aynen öyle. A yeşilde Pisagor bağıntısı 12 eksi y'nin karesi eşittir. Y'nin karesi artı 9'un karesi. E burada maalesef hissedemiyoruz. O zaman karesini alalım bakalım şunun. 144 eksi 24 y artı y kare eşittir. Y kare artı 81 oldu. Y kareler birbirini götürdü. 144'ten 81 çıkartırsam şöyle 81'i yazayım buraya. 3, 63 yaptı galiba. 24 y 63 ise e, burada kaça bölelim? Bu 3'e bölünüyor. 3'e bölündüğünde kaç yaptı? 21 yaptı. 3'e bölündüğünde 8 yaptı. y de burada hani 21 bölü 8 geldi. Güzel. 21 bölü 8. 21 bölü 8 mi? 3'e bölsen 21. 3'e bölsen 8. 21 bölü 8. Evet. Burası 21 bölü 8 yaptı. Hatta bu uzunlukta 12 eksi y. Yani 21 bölü 8'de kaç yapıyor? Onu da bulalım. Ayıp olmasın. 96 yapıyor. 96'dan da 21 çıkartınca 75 mi yapıyor? Evet. Bu da 75 bölü 8 yaptı. Şurası da 75 bölü 8 olarak yazalım. Eyvallah yazdık bunları. Evet y'yi bulduk sırada ne var? X var. E sonrasında ne yapacağız hocam? İki türlü yapabilirsin. 1. Alfa betaya dalıp hocam şu üçgenle büyük üçgen benzer alfa 90 beta benzerlikten yapabilirsin. 2. Şuradaki üçgenlerin alanları bak dikkat et şu üçgenin alanını iki türlü şekilde bulabilirsin. 15 tabanına ait yükseklik var ya. Bu üçgenin alanı sarı alandan bahsediyorum. 15 çarpı x bölü 2. 15 çarpı x bölü 2. Aynı zamanda bu üçgenin alanı taban buyken yüksekliği 9 değil mi? Evet. Yani taban 75 bölü 8 çarpı yükseklik. Yükseklikte 9. Bir de bölü 2 var. Bölü 2'ler gitsin. Şu bunlar sadeleşsin. O zaman burası da 5 kal. 5 mi kaldı? 5 kaldı. X neye eşit oldu? 5 bölü 8 çarpı 9'a. Yani x de böylelikle 45 bölü 8'e mi eşit oldu? Evet. E o zaman bizden ne isteniyordu? X bölü Y isteniyordu. 45 bölü 8 bölü Y. 21 bölü 8 isteniyor. Bu da bölü 8'ler gitti. 45 bölü 21 yaptı. 3'e bölsen 15. 3'e bölsen 7. Cevap böylelikle 15 bölü 7 yaptı mı yaptı. Dediğim gibi şurada alfabete benzerliğinden de bulabilirdik. Ya da sarı üçgenin alanı hem 15 çarpı x, x bölü hem de taban burası iken yükseklikte 9 yapıyor. Hani ayıp olmasın diye alan konusundayız diye. Tamam alanı burada kullandık ama Burada da yine alanı kullanayım diye orada yaptım. Normalde ben normal soru bu şekilde karşılaşsam alfa beta'ya dalıp şu üçgenle şuradaki üçgenle büyük üçgenle benzerlikten de yine buradaki x'e ulaşırdım. Alfanın karşısı x bölü 9 beta'nın karşısı belli değil ama 90'ın karşısı 75 bölü 8 bölü 90'ın karşısı 15 deyip oradan da sonuca ulaşırdım. Abi ben abi Benim aklıma ilk etapta o gelirdi. Alan konusunda olduğumuz için bu şekilde alandan da yapmak istedim. Şu tekniği de sana göstermek istedim. Evet örnek 26. Bu şekilde oldu. Cevap balık kesir Geldik örnek 27. ABC dik üçgeni şeklindeki bir bahçe. Bahçenin içinde de BD dik üçgeni şeklinde bir su havuzu görseli verilmiştir. Bunlar 5 5 verilmiş. Hemen şunlara 5 5 yazalım. Bir de DE uzunluğu da 3 2 olarak verilmiş. AD üçgenin alanı isteniyor bize. Arkadaş burada şekilde 90 derece var mı? Var. Üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yüksek bölü 2'den çıkacak. Peki hangi tabana ait? 5 tabanına ait mi yüksekliği çizeceğiz? 3 kök 2 tabanına ait yüksekten mi çıkacak acaba? 5 tabanına ait yüksekliği düşünecek olursak eğer buradan bir yükseklik çizmem lazım. Buradan yükseklik çizersem şuradaki temel orantıyı kullanmam lazım. Temel orantıyı kullanabiliyor muyum burada? Maalesef şu uzunluklar yok. Hiçbir şekilde oran yok. Burada da oran yok. O yüzden burası mantıksız oldu. Şimdi ne yapalım? O yüzden biz ne yapacağız? Şuradaki tabana ait yüksekliği düşünelim bence. Bu tabana ait yükseklik de nereden? Tepesinden gelecek. Yani şuradan geldi. Evet bu tabana ait yüksekliği çizince ben şurayı bulursam eğer taban çarpı yüksekliği bölü 2'den sonuca ulaşır mıyım? Ulaşırım. E şimdi ne yapacağız peki? acam burada alfa beta ya da alalım 90'lara o da şu. Alfa beta ters açıdan beta burası da alfa yaptı? Evet. Şimdi bu üçgenlerde maalesef yine benzerlik yok. Başka bir şey yapmalıyım o zaman burada. Dikkat et alfa beta 90 90'ın karşısı 5. Başka bir şey var mı burada? Alfa 90'sa bak burası da beta oldu mu? Oldu. O, Burada beta var. 5 de var. O yüzden şöyle bir dik çizersem ne oldu? Beta 90 alfa. Yani şu üçgenle şu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Madem eş alfanın karşısına ben buraya x dersem eğer. E, bir de burada çizince 90 90 90 90 dik dörtgen oluştu. x artı 3 kök 2 oldu burada. O zaman burası da x artı 3 kök 2 oldu mu? Oldu. Güzel. x artı 3 kök 2 burası. Bu arada bu üçgenler de eşti. Alfanın karşısı x ise alfanın karşısı burada da x'tir. Betanın karşısı x artı 3 kök 2 ise betanın karşısı burada da x artı 3 kök 2 oldu. Şimdi benden alan isteniyor. Alan dediğimiz şey nedir? 3 kök 2 çarpı. Bazen böyle yazıyoruz ki direkt denklemde karşımıza çıkıyor. x artı 3 kök 2 bölü 2 isteniyor. Bakalım bu denklemde karşımıza çıkacak mı? Hangi denklemde? Şurada kenarları belli olan bir denklem çıktı. 5'in karesi 25 eşittir. x artı 3 kök 2'nin karesi artı x'in karesi diyeceğiz. E hadi bakalım işlemimize devam edelim o zaman. 25 bir şey çıkmayacakmış gibi hissediyorum ama dur bakalım devam edelim. Bazen de hislerimizde yanılıyoruz. Birincinin karesi artı birinciyle ikincinin çarpımının iki katı 6 kök x artı ikincinin karesi kaç çıktı? 3 kök karesi 18 çıktı. Artı bir de ne var burada? X kare var. E o zaman burada 2x kare artı 6 kök x e, artı 18 25 de buraya geçti. 25 buraya geçince 25'ten 18 çıkınca kaç kalıyor? 7 kalıyor değil mi? Evet 18 7 daha 25. O zaman burası da eksi 7 mi oldu? Evet. Eşittir 0. Oo, ne yapacağız burada? Çarpanlara ayıracağız kardeşim. Yapacak bir şey yok. Nasıl çarpanlara ayıracağız? Burası sadece 7'ye 1 diye ayrılır. Hocam burası 7'ye 1 diye ayrılır. Aa, burası da 2x ya. 2x x şeklinde ayırırsam a -a, olmaz. Bu 2'ye 7'den 6 kök elde edemem. Kök bir şey elde etmem lazım. O yüzden bence bu şunu nasıl ayırırım? Kök 2x ile kök 2x şeklinde yapalım. Ha, Şimdi 7 kök 2'den ve kök 2'den artı 6 kök 2'yi elde edebilirim. Şurası artı ya. Buraya eksi dersem oluyor mu? Oluyor. Evet. Eksi kök 2x artı 7 kök 2x neye eşit? 6 kök 2x e eşit oldu. Tamam o zaman böyle. Çapraz çarptığında toplamı buraya verdiği zaman yan yana yazıyorduk. Yani burası kök 2x artı 7'ye kök 2x eksi 1 geldi. Yalnız burada çarpanları ayırmadan önce alanda bu ya. Bu çarpım denk geliyor mu? Herhangi bir parantezi aldığımız zaman yok. X kareli ve 6X'li bir şey var. X parantezini aldığım zaman X çarpı X'li bir şey gelecek burada. O yüzden yok. Burada X kareli bir şey terim olmadığı için buradan e, bazen öyle çarpanları ayırdığımız zaman parantez aldığımız zaman direkt bu denklem karşımıza geliyor. Burada gelmedi. Çarpanları ayırdık. Buradan X'i bulacağız. Hocam bu ikisi de eşit sıfırsa. Bu eşit sıfırsa e, kök 2X artı 7 eşit sıfırsa eksi 7 bölü kök 2 eşit olacak. Buradan kök gelmez. Bu sıfır eşitse Hocam kök ki x eksi 1 eşi 0 ya eşittir 1 ise x'i de buradan 1 bölü kök olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet x yerine 1 bölü kök yazsan yani şurada 1 bölü kök bak x yerine 1 bölü kök yazıyorum. Artı 3 kök Şunun ikisinin çarpımı 6 yaptı. Artı 1 7. 7 bölü kök yaptı. Evet burası 7 bölü kök oldu. O zaman şu üçgenin alanı yani sarı üçgenin alanı yani kahverengi üçgenin alanı burası 3 kök Yükseklikte 7 bölü kök o zaman alan dediğimiz 3 kök 2 çarpı 7 bölü kök 2 bölü 2'ye eşit olmak zorunda. Şunlar şunlar gitti. Alan da buradan kaç eşit oldu? 21 bölü 2'ye eşit oldu. Cevap böylelikle Cihan oldu. Ama zor bir soruydu. Evet zor soruları da sonra sakladık. Ne olur ne olmaz diye kardeşim. Örnek 27. Cihan oldu. Geldik örnek 28'e. Grafik tasarımcısı Tayfun Bey, Typhoon Bey Google Play ablebini çizebilmek için aşağıdaki e, uyguladığı aşamalardan biri aşağıdaki görselde verilmiştir. Şöyle bir şey. Alan AF bölü alan Fc'de şu alanlar oranı isteniyor bizden. Normalde şöyle yapabilirsiniz. Hocam iki üçgende bak bir kırmızı üçgende bir de mavi üçgende e, buradaki alanlar ortak ya. A burası B burası D. A artı B alanını yazarsın kırmızıda. 9 çarpı 9 çarpı sinüs alfa bölü 2 sonra A artı C alanını yazarsın 6 çarpı 12 çarpı sinüs alfa bölü 2 Sonra orada sinüs sayfalardan kurtulmak için taraf tarafa oranlarsın. A'yı e, A'yı, B'yi, C'yi büyük ihtimalle hala kaybolacak. Orada B ile C arasındaki ilişkiyi bulursun. Birinci yol bu. Tamam. Ya da ikinci yol ne hocam? İkinci yolda tabii ki oranlamalar var burada kardeşim. Benzerlik. İster buradaki oranlamayı kullan ister buradaki oranlamayı kullan. Hadi buradaki oranlamayı kullanayım. Şuradan bir paralel çizeyim ben. Şuradan paralel çizdiğim zaman oran mantığını kullanıyorum. Hocam 1 3 bölü 9 var burada. Hani 1'e 9. Yani 1 bölü 3 de oluyor da. 3 bölü 9. A şuraya A dersem. 3 bölü 9 eşittir A bölü 9'dan. Şuradaki temel orantıdan. A'yı kaç bulurum ben? 3 bulurum. Evet A 3 çıktı. Ana şurada ne çıktı? Bir kelebek benzerliği çıktı. Kelebekteki oran 3 bölü 3. O yüzden buradaki oran da birebir 1 1 mi çıktı? Evet. Buradaki oranı buldum ya. Gerisinde alan dağıtılıyor mu diye bakacağız şimdi. Hadi bakalım dağıtmaya başlayalım. Hatta şekil karışmasın diye. Ben şuraya bir daha aynı şekli çizeyim. Sana işimiz daha kolay olsun. Hop şöyle bir şey çiziyoruz. Ve şuradaki oranlamayı bulduk. Belki bu oranlama yeterli olacaktır. Aslında oranlamaya devam edip şuradaki oranlamaları da bulabilirim ben. Ama dur bakalım. Buranın 3, buranın 6, buranın 9, buranın 3 olduğunu biliyorum. Şimdi alanları böyle oranlamaya başlayalım. Şimdi 3'teki alan 3A dersem. Hop üçgen oluşturdum. 9'daki alan nedir? 9A'dır. A çift çizdeki alan 12A ise çift çizdeki alan 12A. Tepe noktası buraya baktığımda 12A oldu burası. Hocam alttaki alan 12A ise 2 katı 2 katı. Burası da 6A olmak zorunda. E o zaman şu alanlar oranı ne oldu arkadaşım? 6A bölü 3A isteniliyor bizden. Cevap da böylelikle 2 çıkar. Bak benzerlik benzerlikten daha rahat çıktı. Ya da ilk etapta dediğim gibi sinüs alan formüllerini yazıp taraf tarafa oranlayıp sinüslerden sinüs alfalardan da kurtulabilirdin. Evet ama bu çözüm daha etkili bir çözüm. O yüzden böyle ya ben bu soruyu gördüm alan dağıtmam lazım dedin ya ama orada bir oran eksik. Ha, oran eksik dediğinde o zaman alandan çıktı soru benzerlik konusuna girdi. E benzerlik konusuna girdiği zaman benzerlikte orada oranı bul bir oranı bulduktan sonra da başla bakalım alan dağıtmaya çıkıyor mu? Çıkıyor. Eskiden böyle sorular çıkıyordu. ÖSYM'nin sormuşluğu vardı. ÖSYM'de biliyorsunuz kendini tekrar ediyor tekrar ettiği sorulardan biri de bu şekilde olabilir. İlk önce oranı buldurur ya da sinüs alan formülünden sonuca ulaşmanızı da isteyebilirler. Tabii ki benzerlik etkili benzerlik yöntemi daha etkili bir çözüm oldu burada. Evet 28'i denizli bulduk geldik 29'a diyeceğim. Ve böylelikle açı kenara gelmişiz. Yani 5. günü de tokatladık. O zaman sırada ne var? 6. gün var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani bir sonraki günde 6. günde Açı kenar bağıntıları ve bir şey daha olması lazım. Üçgende merkezler konusunun tekrarı ve sorularında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.